Bugün konuğumuz 2017 model Ford Fiesta Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linki kullanıp Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak, merak ettiğiniz araçlar varsa yorumlara yazmak. Konumuza geri dönecek olursak Ford Fiesta, Ford'un en başarılı modellerinden bir tanesi. Marka haline gelmiş bir modelden bahsediyoruz burada. 45 yılı aşkın bir sürede 8 nesil boyunca üretilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Ve birkaç ay önce üretimi bitti Ford Fiesta'nın. Yani Fiesta markası artık tarihe karışmış bir marka diyebiliriz. Bunun nedeni nedir? Basit aslına bakarsanız küçük sınıf otomobiller elektrifikasyondan çok kötü etkileniyorlar. Yeni emisyon normlarına uymak çok pahalı bir süreç. Elektrifikasyon çok pahalı bir süreç. Ve bunlar olurken de küçük sınıf otomobillerin kar marjları düşüyor, fiyatları artıyor. O zaman da tüketiciler diyor ki birazcık daha para öderim, bir üst versiyona geçerim, bir üst modele geçerim, daha büyük bir otomobilim olur diyor. Bu da aslına bakarsanız ortamın ironisi diyebiliriz ya da ortamın garipliği diyebiliriz. Çünkü çevreyi korumaya çalışıyoruz, enerji krizi var diyoruz vesaire diyoruz. Ve yaptığımız şey kocaman SUV'ların müsrüflüğünün devam etmesi, elektrikli büyük SUV'ların hayatta kalması. Fiesta gibi küçük otomobillerin ise tarihe karışması. Bu otomobiller her zaman verimli olmuştur, her zaman az yakıt tüketmişlerdir, her zaman ulaşması kolay olmuştur en azından. Ve bu otomobiller tarihe karışırken dediğim gibi dev gibi SUV'lar varlıklarını çok daha güçlendirerek devam ettiriyor. Enerjiyi resmen çarçur ediyoruz. Dediğim gibi bu da bir ironi, düzenin ironisi diyelim artık buna. Etrafı korumaya çalışırken ya da çevreyi korumaya çalışırken çevreye daha çok zarar veren kocaman kocaman otomobiller üretiyoruz, satın alıyoruz, kullanıyoruz vesaire vesaire. Fiesta'nın durumu böyle. Maalesef, maalesef diyorum çünkü Fiesta'ları kullanmayı her zaman çok sevmişimdir. Küçük sınıftaki en keyifli otomobillerden bir tanesidir Fiesta. Her nesliyle, çoğu nesliyle en keyiflisidir. En son nesli örneğin en keyiflerinden bir tanesidir. Bu yanımdaki 7. nesle ait bir örnek. 7. neslin makyajlı versiyonu. 2008 sonlarında üretime başlamıştı Fiesta 7. nesliyle. 2009'da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de satışa sunuldu. Ondan sonrasında 2012-2013 gibi bir makyaj operasyonu gördü. Çok kapsamlı bir operasyon değildi bu. Genel olarak aslına bakarsanız tamponu değişti. Birkaç donanım eklendi vesaire. Böyle bir değişiklik yapıldı. Bunun dışında yelpazesi çok geniştir. Motor yelpazesi çok geniştir Fiesta'ların. 1.25 litrelik benzinli motorla başlar yelpaze. Ki bu araçta da bu motor bulunuyor. Ondan sonrasında 1.4 litrelik başka bir atmosferik beslemeli benzinli motor var. Ondan sonrasında 1 litrelik EcoBoost motor. Turbo beslemeli EcoBoost motor. Makyaj sonrasında 7. neslede yetişmişti bu motor. Dizel cephesinde 1.4 litrelik, 1.5 litrelik, 1.6 litrelik dizeller. 1.4 ve 1.6 litrelik motorlar daha çok makyaj öncesinde. 1.5 litrelik motor da bu iki motorun birden yerini alacak şekilde makyaj sonrasında üretimin son günlerine aslına bakarsanız yetişmişti. Yani çok geniş bir yelpazede bir sürü farklı motor seçeneğiyle otomatik şanzıman, manuel şanzıman, farklı donanımlar. Bunların hepsiyle birlikte Fiesta'yı satın almanız mümkündü. Vakti zamanında şu anda da ikinci elde yani çok çeşit Fiesta'lar bulmanız mümkün. Bunun dışında Ford'un çok satan modellerinden bir tanesidir Türkiye'de Ford Fiesta. 8. nesil mesela bu başarıya erişmedi. Yollarda çok fazla göremiyorsunuz son nesil Fiesta'yı ama bu otomobili çok fazla görürsünüz yollarda. Yani ikinci elde de karşınıza çıkma olasılığı gerçekten yüksek. Bu sayede de yürütmesi de kolay bir otomobildir. Aslına bakarsanız ne kadar çok satılırsa bir otomobil yürütmesi o kadar kolaylaşır. Ford Fiesta için de tam olarak bu geçerli diyebiliriz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Fiesta'nın etrafında bir tur atalım. Neler var neler anlatayım size. Ford Fiesta'nın etrafındaki turumuza hemen başlayalım. Dönemin Ford tasarımı aslına bakarsanız Focus'ta da benzer bir tasarım görmek mümkündü. Böyle uzun, keskin bakışlı farlar, Aston Martin ızgarası, havalı bir burun tasarımı aslına bakarsanız dikkat çekici bir burun tasarımı. Dikkat çekici demişken buradaki renk de oldukça ilginç. Ben açıkçası bu rengi daha önce gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Herhalde nadir bulunan renklerden bir tanesidir ya da benim karşıma çıkmamıştır. Nil yeşiliymiş bu rengin adı. Hoş gözüküyor. Çok uçuk bir yeşil. Nane yeşili, mint yeşili ya da her neyse artık herhalde öyle anılıyor bu renkler. Ama enteresan bir renkmiş bu haliyle de ekstra bir dikkat çekiciliği vardır belki otomobilin. Şöyle hemen yan tarafa doğru da geçelim. Bir önceki nesle ait bir küçük sınıf üyesinden bahsediyoruz. Bugünkü örneklerden aslına bakarsanız boyutlar itibariyle öyle çok da farklı değil. 3 metre 97 santim mesela otomobilin boyu. Yeni küçük sınıf üyeleri 4 metre 10 santim civarında boylara sahip yani 10 santim daha uzun gibi bu otomobilden. Ama açıkçası öyle anormal bir fark olduğunu da söylemek zor. 2 metre 49 santimlik aks mesafesi var otomobilin. Bugünkü küçük sınıf üyeleri de 2 metre 50 ile 2 metre 54 santim arasında aks mesafesine sahipler. Öyle 2.60'lara çıkmadı yani küçük sınıf üyelerinin aks mesafeleri öyle aşırı büyümediler. Nesil değişimiyle birlikte
Bu arada profilden de gayet hareketli. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkan bir kesik çizgisi. Havalı bir tavan tasarımıyla birlikte geliyor. En dikkat çekici Fiesta nesillerinden bir tanesidir. Buradaki 7. nesil ve gerçekten de başarılı olmuş. Son binek Ford'larından bir tanesiydi belki de bu Fiesta. Arka tarafta da görüyorsunuz şöyle yine enteresan stop lambaları. Uzun, büyük stop lambaları belki böyle bir otomobil için. Makyajla birlikte bunların aydınlatma alanları değişti. Yanlış hatırlamıyorsam buradaki bu süslemeler vesaireler de makyajla birlikte eklenmişti. Şöyle yine arkası da böyle. Hemen şuradan bagajı da göstereyim size. 275 litre bagaj hacmi otomobilin. Güncel Fiesta'nınki de bundan daha büyük değil. 280 litreydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama mesela bu sınıfta artık 350 litrelik bagaj hacimleri çok rahat bir şekilde bulunuyor. Burası makul derecede kullanışlı bir bagaj alanı. Gördüğünüz gibi eşikle zemin arasında bayağı bir fark var. Burada zeminin altında yedek lastik var. Tam boy bir yedek lastik hatta bu. Güzel bir özellik yani. Asimetrik katlanan koltuk sırtlıkları var. Trend X isim donanıma sahip otomobil yeni de gelmiş. Bu da güzel bir önceki nesil için. Şurada gördüğünüz gibi böyle lastikler var. Yangın tüpünü vesaireyi belki koymak için işe yarayabilir. Güzel kullanışlı bir bagaj. Evet bugünün şartları için birazcık küçük sayılabilir. Ama işinizi görecektir. Kuvvetle muhtemel. Şu kapağı kapatalım. Hemen arka koltuğa geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi küçük sınıf ortalamalarında bugünküyle aynı neredeyse. Bunlarda bir nesilde öyle çok fazla değişiklik olmadı. Bazen nesilden nesile geçişte sınıflarda anormal büyümeler olabilir ama küçük sınıfta bu yaşanmadı. Baş mesafesi mesela tavanın dışarıdan görünen eğimine göre baş mesafesi iyidir aslında bakarsanız. Şöyle güzel bir gerintisi var. Cam alanları çok geniş değildir ya da daha geniş olan otomobiller, modeller bulunuyor bu sınıfta. Ama yine de makul derecede iş gören bir arka koltuk sırasından bahsediyoruz. Isofix bağlantıları şuralarda bir yerlerde gizli. Şurada evet elime geldi şimdi. Şuradan bulmanız gerekiyor. Bir kol dayanağı yok. Orta kafalık yok ama orta emniyet kemeri var. Gördüğünüz gibi donanımda bazı eksikler var yani. Camlar manuel gördüğünüz gibi. Koltuk sırtının arkasında şöyle cepler bulunuyor. Orta bölümde şöyle bir ortak kullanımlı, ön arka için ortak kullanımlı denilebilecek bir alan bulunuyor. Bir bardaklık da var orada eğer isterseniz. Kokpit yine dönemin Ford geleneklerine uygun bir sürü düğmesi olan bir müzik sistemi. Üst donanımlarda Sony imzalı daha güçlü bir müzik sistemi geliyordu. Buradaki de kötü sayılmaz herhalde. Ben çok anlamam bu işlerden. Ama gördüğünüz gibi bir sürü düğmesi var. Biraz kullanmaya alışmak lazım. Şurada küçük ekranla bu arada kullanmanız gerekiyor müzik sistemini. Manuel iklimlendirme ayarları. Rahat kullanılan ayarlar. Otomatik versiyonları da vardı bunların üst donanımla birlikte. Şurada küçük bir saklama alanı. Güzel vites topuzu. Vites geçişleri çok güzel. Birazdan anlatırım size. Bir USB bağlantısı. 2 tane bardaklık ve biraz önceki ortak kullanımlı alan. Analog gösterge tablosu. Biraz motosikletleri andırır gösterge tablosu. Okuması da öyle her zaman kolay olmayabilir. Mesela depo göstergesi fazla küçük kalır ya da yol bilgisayar ekranı yine biraz küçük kalabilir. Ama alıştıktan sonra bunu da rahatça takip edebilirsiniz. Güzel bir kapı iç cebi ve genel malzeme kalitesi açısından baktığınızda ortalamalarda yani bir önceki neslin ortalamalarında bugün daha havalı kokpitler var ama yine de burada da mesela pek çok süsleme bulabiliyorsunuz. Yani pek çok demiyorum abartmayayım ama birkaç tane süsleme bulabiliyorsunuz. Havalandırma çıkışların etrafındaki alüminyumlar ya da direksiyondaki alüminyum malzemeler. Böyle süslemeler bulabiliyorsunuz ama evet çok da öyle havalı olduğunu söylemek zor. Buradaki malzeme seçimlerinin. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüşünde neler var Fiesta'nın? En önemli konu orada. Aslına bakarsanız ondan anlatayım size. Şimdi Ford Fiesta'nın direksiyonundayız. Hemen motorla başlayalım konulara. 1.25 litrelik baz motor bulunuyor bu örnekte. 5 vitesli manuel şanzımanla birlikte geliyor bu motor. 82 beygir güç, 114 Nm tork üretiyor. Torku malumunuz çok düşük bir motordan bahsediyoruz. 1000 kilonun biraz üzerinde boş ağırlığa sahip bu motor şanzıman ikilisiyle birlikte. Ford Fiesta yani çok fazla ağırlık yok. Ortada çok fazla güç de yok. Böyle bakmanız lazım. Performans konusunda çok öyle tabii dolu bir motor şanzıman seçeneği değil bu. Ama yine de alt orta devirlerine, daha doğrusu daha çok orta devirlerde dolu bir motordur. Bu sayede de akıcılık konusunda öyle çok da fazla sıkıntı yaşamaz bu motor. 1700-1800 devir, 2000 devir civarının üzerinde kaldığınız sürece size güzel karşılıklar verebilir. Rahat bir şekilde şanzıman da buna uygun zaten ayarlanmıştır. 5 vitesli manuel şanzıman. Şehir içerisinde çok fazla vites değiştirmeniz gerekmez. İyidir. Bir üst viteste yoluna devam edebilir bu şanzıman oranları sayesinde.
Bu da tabii ki şehir içi kullanımını rahatlatacaktır. Vites geçişleri çok güzeldir bu otomobilin her Ford modelinde olduğu gibi. Yine burada da çok rahat bulunabilen yumuşacık geçişlere sahip bir manuel şanzımandan bahsediyoruz. Debriyaj pedalı mesela çok güzel ayarlanmıştır. Yumuşak bir pedal hissi vardır. Kavramasını çok rahat yaparsınız. Bu manuel şanzımanı ya da manuel şanzımanlı bir araç kullanmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesidir. Bir Ford modelinde manuel şanzıman kullanmak. Burada da aynısı geçerli. 5. vitesin uzunluğu şehir içi için güzel ama otoyol hızları için çok da birazcık kısa kalır. Otoyol hızları için yüksek devir çevirir, yüksek motor sesi gelir o zaman da tabii ki. Otoyola çok uygun bir motor şanzıman ikilisi olmadığını kabul etmek lazım herhalde. Şehir içerisinde kullanmak için daha çok satın almak gerekiyor bu motor şanzıman ikisini. Yakıt tüketimi konusu. Eğer ki sakin kullanırsanız, eğer ki motorun çekiş gücünden keyif almayı öğrenirseniz, o zaman yakıt tüketiminiz 7.1-7.2 litre civarlarında gerçekleşiyor 100 kilometrede. Dikkatli kullanırsanız 6.5 litrelere kadar çekmeniz mümkün oluyor bunu. Eğer trafiğin akışına aşırı uyum sağlama hevesindeyseniz, önünüzdekinin dikiz aynasından tamponunuzun gözükmesini sevmiyorsanız mesela, böyle dip dibe gidiyorsanız, o zaman 8.5 litre civarında tüketim olur 100 kilometrede. Bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü daha büyük ve daha güçlü motorlarla performanslı kullanım daha az tüketim anlamına gelir. Küçük motorlarla performans bulmaya çalışmak ya da güçsüz motorlarla diyelim. Küçük doğru tabir olmuyor. Turbo çağındayız malum. Güçsüz motorlarla performans peşinde koşmak size çok yüksek yakıt tüketimi olarak geri dönecektir. Büyük motorlardan daha fazla yakıt tüketimi olarak geri dönecektir aynı kullanım tarzıyla birlikte. Buna bakmanız gerekiyor. Kullanım tarzınıza göre bir motor tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında diğer sürüş özelliklerine geçecek olursak, geçebilir miyiz? Evet geçeriz. Önde bir bakmıyorsun var, arkada torsiyon çubuğu var ve bir Ford klasiği tabii ki. Çok başarılı bir süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor bu otomobil. Makyaj öncesi versiyonların süspansiyon sistemleri sertti. Sert ayarlanmıştı ve pek kibar sayılmazdı. Güzel yol tutuşları vardı ama şehir içerisinde özellikle rahatsız edici bir sertliğe sahip olurdu. Makyaj öncesindeki 7. nesil Fiesta'lar. Makyaj sonrasında bu değiştirildi. Çok büyük jantlarla tercih ederseniz hala biraz serttir ama buradaki gibi makul bir şekilde donatılmış olursa Fiesta size çok güzel hizmet verir. Şöyle anlatmaya çalışayım bunu. Şu anda normal video süreçleri için, inceleme videosu için bir Corsa kullanıyorum. Makyajlı bir Corsa. Şu anda yeni modeller içerisinde sınıfının en başarılı sürüşe sahip olan örneklerinden bir tanesi. Hatta belki de sınıfın en iyi modeldir. Yol tutuş, konfor dengesi açısından. Bu otomobille, bu 40.000 kilometreye varmış 6 yaşındaki otomobille sürüşü anormal farklı değil. Mesela şu an içinde bulunduğum Fiesta Corsa'dan biraz daha sessiz hatta. Orada da biraz daha büyük jantlar var. Yeni lastikler biraz daha farklı davranıyorlar. Corsa'dan biraz daha az yuvarlanma gürültüsü en azından alıyor. Yol tutuş becerisi olsun, konforu olsun, hiçbiri Corsa'dan anormal bir şekilde geride kalmıyor. Gerçekten de o açıdan baktığınızda oldukça enteresan da bir otomobildir. Bugünkü küçük sınıf üyelerinden, bu üyelerinin çoğundan daha iyi sürüşe sahiptir. Buradaki 6 yaşındaki bir önceki nesle ait Fiesta örneği. Bu açıdan eğer sürüşe değer veriyorsanız yani bulup bulabileceğiniz en güzel otomobillerden de bir tanesi yapar bu. Fiesta'yı dediğim gibi hem süspansiyon sistemi çok iyidir, direksiyon sistemi ise ondan bahsetmedim. Direksiyon sistemi gayet iyidir. Bugün biraz daha hassas direksiyonlar, elektrik direksiyonlar artık tabii bayağı bir yol kat etti bu bir yıllık, bir nesillik daha doğrusu süreçte bile. Bugün biraz daha hassas direksiyonlar var ama buradaki de gayet güzel. Hızlı bir şekilde size destek verir, yönlendirmeniz çok rahat yaparsınız. Ağırlığı çok güzel ayarlanmıştır. Geri bildirimleri vardır. Küçük sınıfta pek bulunan bir şey değil ama geri bildirimleri de vardır bu direksiyon sisteminin. Gayet başarılı bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz yani burada. Böyle baktığınızda da süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, şanzımanı, vites geçişleri bunların hepsi birlikte sürüşü sevenlerin otomobildir bu otomobil. Motoru güçsüz evet ama düşük güçte de, daha doğrusu düşük hızda da eğlenebilirsiniz. Dar virajlarda mesela bu otomobil size bütün eğlencesini verecektir. Ayrıca düşük güçlü otomobilleri yürütmeye çalışmak da ayrı bir keyiftir. En azından benim açımdan durum böyle. Siz de buna değer veriyorsanız sizin için de enteresan bir otomobil olur. Sanırım sonuca bağladım. Evet sonuca bağlamışım. O zaman sonucun da sonucuna bağlayacak olursak Ford Fiesta için sürüş çok güzel otomobil. Gerçekten de çok keyifli.
bana da iyi geldi. Bayağıdır manuel şanzımanlı bir araçla karşılaşmıyordum, bu elektrikler vesaireler devreye girince. Eskiden yılda bir iki tane test aracı olurdu. Artık onları da göremiyoruz ne yazık ki. Ve özlüyorum herhalde. Evet, otomatiğin keyfi çok güzel. Otomatik şanzımanlar da çok iyi bu arada. Normal bir insandan çok daha iyi vites değiştiriyorlar. Ama arada böyle hakimiyet hissi de hoş olabiliyor. Neyse, nedense kendinden bahsettim ama sonucuna bağlayacak olursak. Bugünkü küçük sınıf üyelerinden çok geride kalan bir otomobil değil, bir önceki nesle ait bir otomobil olmasına rağmen bu 7. nesle ait Ford Fiesta. Evet, bagajı biraz küçük mesela, bugün küçük sınıf üyelerinden önemli farkı budur. Ama ikinci el konusuna bakacak olursak bu yıl civarındaki diğer örneklerde de öyle anormal büyük bagajlar bulamayacaksınız zaten. Onun dışında genel hali gayet güzel. Kullanışlığı gayet güzel. Bunun da üstüne modern sürüşe sahip bir küçük sınıf üyesi satın almış oluyorsunuz. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.